Sevgili kardeşlerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen rica ediyorum. Beğene bir basar mısınız? Beğene basmadınız, bir basar mısınız? Ha, beğen, kurban olduğum beğen de, darlama bu Laz amcanı da beğen. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi size sakat doğan kuşlarla ilgili bir, belli bir bilgi vereceğim. Şimdi bakınız, bu kuşun bir kanadı yok. Tek kanat bir kuş. Gayet de sağlıklı, güzel bir kuş. Bu konuda internet üzerinden bir araştırma yaptım. Arkadaşlar, hani bir şey var ya, akraba evliliği. Ben buna inanmayanlardanım. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman bütün ayetlerle beraber çok şeyin bilgisi verildi kendisine. Eğer gerçekten akraba evliliğinin sakat çocuğun çoğuna çocuk doğmasına sebep olsaydı, Peygamber Efendimiz kendi kızını öz yeğeni Hazreti Ali'ye vermezdi. Bu birinci kural. İkinci kural, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'de binlerce insanın akraba evliliği var. Ben hiç onlardan sakat çocuk görmedim. Aksi, hiç insanlar birbirini tanımayan insanlara evliliğinde de sakat çocukları olduğunu, özürlü çocukları olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman akraba evliliğinden nasıl sakat çocuk doğabilir? Ben böyle düşünüyorum. Siyasi olarak söylemiyorum. Lütfen artı eksi fikrinizi yazabilirsiniz de. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi kuşlara gelince. Şimdi bu kuşun bir kanadı var. Bir kanadı hiç yok. Sıfır. Şurada öyle böyle bir üç tane tüy var. Başka da bir şey yok. Kanat yok. Doğuştan bu şekilde. Şimdi bir kuşçu abim bana dedi ki, kuşlardaki gen, kan uyuşmazlığından bu sakatlık mevzusu oluyor. Çok kafama takıldı. İnternet üzerinden de çok araştırmasını yaptım. Ama bir sonuca varamadım. Kuşlarda sadece iki kan oluyormuş. A ve B. Bunlardan genelde BB mi AA mı ne çiftleştirdiği zaman sakat kuş meydana geliyor. Şimdi ona da ben mantıklı yaklaşmadım. Neden? Bilirsiniz. İlk kuşçuluğa başlayıp da bir çift kuştan bir kümes kuş yapan bir sürü arkadaşımız var. Ben biliyorum. Biz sakat yavru hiç görmedik onların kümesinde. O zaman burada bir yanlışlık var. Demek ki şimdi şöyle bir şey var. Allah-u Teala diyor ki güzeli çirkini yarattım. Zengini fakiri yarattım. Her şeyi eşit yaratmış olsaydım o zaman hiçbir şeyin kıymeti olmazdı. Yani çirkin güzelliğin kıymetini, güzel kendi güzelliğinin kıymetini bilmezdi. Fakir zengin fakirliğin kıymetini bilmezdi. Ya yani şey zenginliğinin kıymetini bilmezdi fakiri görmeseydi. Ya bu çeşitlenir gider. Bana göre mesela kendi kümesimde kardeş kardeşi çok çiftleştirdim. Ben bugüne kadar sakat yavru almadım. Bunu bir başka yerden getirttim ben, Kocaeli'nden getirttim. Özellikle getirttim bunu videosunu yapmak için. Çok da güzel bir dişi. Tek kanat, doğuştan. Ameliyat yok, kesik yok, hiçbir şey yok. Tamamen doğuştan. Enteresan bir durum. Şurada şöyle kol hiç yok. Yani kanat kolu bunu hiç yok. Kanat kolu hiç yok. Bir tarafta da kanadı gayet normal ve kuşta çok sağlıklı. Ben kuşların yavrularının anne kız baba oğul oğul ve ana ile çiftleşmesi, kardeş kardeşle çiftleşmesinden sakat yavru doğduğuna inanmıyorum. Bir kan uyuşmazlığı vardır. Onlar birbirini tanıyan veya tanımayan insanlar da aynı. Araya geldi mi onlara sakat çocuğu oluyor. Hani diyorlar nikahtan önce şey yapın, kan testi. Onun için istiyorlar. Kuşlarda da böyle bir durum var. Bu da binde bir denk gelen bir durumdur. Her kuşta denk gelmez. Saygılarımla, sevgilerimle beğene basmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.